Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı olmadan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erdi. Yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı. Oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı. YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışında seçime katılımın rekor seviyede olduğunu belirtti. Daha önceki seçimlerden daha fazla katılım oldu. Tabii bu önemli. Türk insanının demokrasiye verdiği değeri de gösteriyor. Hem sayı itibariyle geçen seçimi, halk oylamasını geçti. Hem de oran itibariyle geçti. Almanya yurtdışı temsilciliklerinde en çok sandığın kurulduğu ülke. Almanya'yı Fransa, ABD, Kanada ve Lüksemburg izledi. Sandıkların en erken kapandığı iki ülke ise ABD ve Kanada. İki ülkeden yola çıkan sandıklar mühürlendi ve Türkiye'ye getirildi. 6 hop arabası. 24 Haziran günü diğer sandıklarla aynı anda gurbetçilerin oyları da sayılacak. Sayım Ankara Ticaret Odası'nda kurulan Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'nda yapılacak. 60 ülke ve 120 temsilcilikte toplam 1.486.532 oy kullanıldı. Gurbetçilerin rekor seviyedeki oyları Ankara Ticaret Odası'nda işte bu sandıklara konulacak ve 24 Haziran 2018 tarihlerinde bu salonda sayılacak. Sayıma kadar sandıklar kilitli kapılar ardında tutulacak. Her partide bir anahtar olacak. Anahtarların tamamı olmadan kapılar açılamayacak. Seçim günü hemen arkamda gördüğünüz sandıklar bu salon içerisine koridor şeklinde dizilecek ve oy sayım işlemi siyasi partilerin temsilcileri eşliğinde titizlikle yapılacak.